Redoksiyonların Nusret'e hoş geldiniz. Ben Melikşah. Bugün bayağı ciddi bir hırs küpüyle burada mücadele vereceğim. Bakalım neler yaşanacak. Ünlü set oynayacağız her zamanki gibi. Hiç vakit kaybetmeden konuğumu çağırıyorum. Enis Arıkan. Ay ay, keyifse bakın. Ay çok çok hoş ya. Dumanlar azalınca in dediler, kusura bakma. Çok çok mantıklı. Nasılsınız bir inşallah? Daha şimdiden ayakta duramıyoruz. Neler yaşanacak bu bölüm? Nasılsın? İyiyim, sen misin? İyiyim, heyecanlıyım. Biz aslında onu söyleyeyim, yıllarca, 10 yıl evvel mi? Evet. Senin evinde buluşup her gece bir oyun gecesi artık yapıyorduk. Artık yani bunu söylemek zorundayım. Arkadaşlar ben evime kapımı normal anahtarımla hiç bir şey girdiğimde ev zaten... Ben hep oradaydım. İşim gücüm de yoktu, dizim de yoktu. Gidiyordum Melikşah'ın evinde, Melikşah gelsin de oyun oynayalım. Mükemmel bir dönemdi bu arada. Şebnem, Ezgi, sen, ben... Gençliğim. Sen de o gençliğinde daha da güzeldin. Şu anda bir değişti. Öyle mi? Ben sanki yaş alınca bir şeye benzedim gibi geliyor. Sen öyle diyor olabilirler. Ben gerçekleri söylerim. Senle her zaman yaşamak çok eğlenceli Enis. O yüzden direkt senin küremizin yanına davet ediyorum. Buyurun, siz seçin önce. Kendin bakmadan kamerana gösterebilirsin ismi. Bak, influencer tutuşudur bu. Bunu kimse yapmamış. Bir dakika şöyle gösterelim. Kusura bakma, formatı okumadım gelmeden. Hiç sorun değil. Çevir, çevir kameraya göster. Eyvah eyvah. Hiç yüzlerini beğenmedim insanı. Yok yok, tatlı bir isim bence. Güzel. Buyurun o zaman. Hazır olduğunda süreni başlatalım. Başlayalım. Buyurun, sorun. Kadın mı? Evet. Evet, kadın. Tiyatrocu mu? Hı. Şarkıcı mı? Evet. Şarkıcı. 40'lı yaşlarda mı? Galiba evet, 40'ların başında olsa gerek. 40'ların başında. Popçu mu? Evet. Çok albüm var mı? Var. Sezen Aksu mu? Yok. Türkiye'den değil. Aa! Nereden? Latin. Latin. Okey, bildim. Bildin mi abi? Saçı gerektiğinde buraya kadar mı? Genelde evet. Kalçası ileriye doğru mu? Her yöne doğru gördüm. Arada Mami dediği şarkıları var mı? Mama. Olabilir. O kadar hakim. Senin kadar hakim olmadığıma yemin ederim. Yanlış oldu muyum? İki tane Latin var bu arada, çok ünlü kadın. Ha, okey. Ama uzatacağım biliyor musun? Uzak. Seni süründürmek istiyorum. Lütfen istedim. Şu an doldu. Hay Allah sırrı. Doldu mu gerçekten? Doldu, vallahi doldu. Kaç hakkım var? 3 hakkı tahmin hakkım tamam, var. Canım. Geniş geniş Jennifer tahmin. Lopez. Maalesef değil. Tamam, ama olmayınca almıştır. Shakira. Evet. Bu kadar kolay olmamalıydı. Ama dur. Çok okuyorum çocuklar. Kitap okursanız her şeyi bilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Gerçekten dünya klasiklerimizden biridir. Whenever, wherever. Aa, tabii evet, ki. Çok severim. Bütün dansını ezbere bilirim. Şu anda müzik çalsa... Buyurun, alalım. Menajerim izin verse çocuklar, yemin ederim baştan sona koreografisi ben hazır. Ben telifini bizzat karşılamaya gönüllüyüm eğer koreografi görebilirsek senden. Kıza geliyor değil mi? Ay, bütçesi var mı acaba o dansın diye bir düşündüm ama bütçeniz yoksa. Peki benim turuma geçelim. hazırım. Hadi. Oyuncu muyum? Kim olduğunu unuttum, normal mi? Dakikayı başlatmayın, tamam. Hatırladım. Başlatıyorum süremiz. Oyuncu muyum? Kime göre ne? Hayda! Şarkıcı mıyım? Bence oyuncu. Şarkıcı mı? Kime göre, neye göre? Evet. Kadın mıyım ben? Kadın. 30'larımda mıyım? Ona göre evet. Bana göre hayır. Anladım. Peki. Ben ama ünlüyüm değil mi? Herkes beni tanır. Ona göre evet. Peki ben dünyaca ünlüyüm değil mi? Türkiye'de ünlü değilim. Ona göre evet. Aman yarabbi. Ben birazcık böyle şey miyim? Hani ne bileyim, olaylara böyle hep tatlı bir yerlerinden mi bakarım? Böyle hani saf, temiz. Moduna bağlı. Evet. Peki böyle pembe benim favori rengim mi? Ne demek? Evet. Evet. Peki böyle hep sizin küçük kız çocuğu gibi mi davranırım? Hayır. Sürem de doğdu. Hayır, bir de. Eyvah.
Bir dakika. Ben sana süre veriyorum. Öyle bir hakkım var mı? Yok. Yok. Ama belki bulamazsam yardımcı olur. Senin programın diye böyle haklarımı elimden alamazsın. Yani sen yardımcı olmak istiyorsan tabii olacağım. Ki. Olacağım. Evet, devam sürün istiyorum. Bir tahminde bulunayım. İlk sonuçta 3 hakkım var. Paris Hilton mıyım? Hayır. Çöktüm. Çünkü biraz böyle kendi dünyamda yaşıyor gibi gelmiştim kendime. Aslında çok doğru bir yerden gidiyordun. O zaman dünya starıysam da eğer, Ajdar mıyım? Hayır. Değil mi? Kadın dedim. Aa, pardon. Ay, bak işte kitap okumayanın farkı. Arkadaşlar hay Allah. Aa, kadınım doğru. Of, son hakkım kaldı. Bir tane ipucu rica ediyorum artık. Aa. Ay. İçi. Ben, aa tabii. Ben bununla sahneye çıkarım. Ay çok çok. Çocuklar mantıklı. Yemin ederim size. Çok çekimli bu. Ben bununla ayakta duruyorum. Hele proysa pro benimki. Evet. Devam. Aa helal olsun. Ben galiba bunu bulamayacağım. Yani bir ipucuna ihtiyacım var gerçekten. Mesela benim vücudumu neresi? Ne? Ya bunun politik açıdan yanlış olmayacak bir cevabım yok öncelikle. Nereye mi, nereye mi? Haaa. Bülent Ersoy. Van Alkan. Evet. Ay çok tatlı, bayılırım. Ben de bayılırım. Müthiş bir tip. Gerçekten dünya starı. Ben niye Türkiye'den birini düşünmedim ki? Yani Türkiye'de doğdu sonuçta. Ya da belki de bir Yunan adasında bilmiyorum. Tamam. Bilemiyoruz onu, araştırılıyor hala. Banu Hanım'a çok sevgiler. Çok sevgiler. Farklı hayatların, farklı bireylerin farklı desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz. Peki farklı hayat tarzlarına uygun destek veren redoksiyonları tanıyor musunuz? Yaklaşık. Az hareketliler, oturduğu yerden temel destek almak isteyenler. O kadar haklısınız ki. Minimum eforla maksimum verim almak istiyorsunuz. Sakin ama dolu dolu bir hayatınız var, öyle mi? Redoksiyon C vitamini tam size göre. Benim daha kapsamlı bir desteğe ihtiyacım var. Çünkü ben arada bir arkadaşlarımı görmeye gidiyorum. Nadiren de olsa ofise uğruyorum. Ve 40 yılda bir date çıkıyorum diyorsanız. Redoksiyon üçlü etki sizin için. İçerdiği C, D vitamini ve çinkoyla bu aralar benim de sıklıkla tercih ettiğim bir redoksiyon kendisi. Etkinlik bağımlıları. Beni sadece yaz tatiliyle kesmiyor. Ben kışın da her türlü tatilime giderim, kayağımı yaparım. Yani oradan buradan atlarım, ben her türlü ekstrem sporda varım diyorsanız size öncelikle akıl fikir, sonra da Redoxon Pro diyoruz. Redoxon Pro, C, D vitaminleri, çinko, selenyum ek 7 vitamin ve mineral içeriyor. Evet, gördüğünüz gibi her türlü hayat tarzını destekleyen redoksiyonlar vardır ve içerdikleri C vitamini bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Eğer siz de doğru redoksiyonla gardınızı seçtiyseniz hemen bize arayın. Kremimizin başındayız. Buyurun ikinci tur için. Klaşa bakın. Seyirci beklemez. Seyirci asla. Her zaman up tutacaksın seyirci. Aynen öyle. Okey. Şu anda açıyorum. Şu an 5 saniye bastılar ileriye. Aynen. Çok hoş. Güzel. Ah. Ah. Nazar. Ve göze geldik saniyesinde. Bu kadar sırıtamaz. Ah. O kadar iyi biri çıktı. Öyle ya. Mi? Ay çok iyi. Aynen. Haydi buyurun o zaman. Hazırım. Hadi. Oyuncu muyum? Yer yer. Yer yer. 2000'lerde mi ünlüyüm ben, 90'lar falan ünlüsü müyüm? Ben sayıları çok hakim değilim. O 2000'ler. Şu an 30'larımda mıyım yaş olarak? Mıyım diye bir şey yok. Bu tek soru. 40'larımda mıyım? Evet. Kadın mıyım? Kadınsın. Şarkıcı mıyım? Şarkıcısın. Amerika'da mıyım? Evet. Amerika'da çok ünlüyüm. Dünyada da ünlü müyüm? Herkes evet. Beni tanır mı mesela Türkiye'de? Onu da bilemem. Şimdi annem tanıyor mu bilmiyorum. Peki gençler tanıyor beni daha çok. Evet, evet. Hay Allah, kimim ben ya? Sana da benziyor sen... aslında. Aa, erkek ay değil. Ağzından kaçtım, özür dilerim. Bana mı benziyor? Teni meni. Ha, dur bakayım. Latin miyim? Zeynep Kamil'de doğmuş bir kızımız. Ha Türkiye'de mi? Hayır ya, yok. Oranın Zeynep Kamil'inde, evet. Ay, hiçbir fikrim yok biliyor musun? Bir dakika.
Valla okuyun arkadaşlar. En önemli şey okumak. Ben bir Joker hakkımı yine kullanmak isterim. Sence hayat tarzıma en uygun redoksan hangisidir? Yani bu böyle evcimen biri miyim? Mesela daha evimden çıkmayan biri miyim? Yoksa ne bileyim hayat böyle çok ekstrem sporlar yapan biri miyim mesela? Yani ekstrem sporlara hep heves eden ama yapamayan birisi. Ev tipisi. Ya ne diyorsun? Redoksan C vitamini benim olayım sanki. Bir dakika o zaman. Tamam ya bir tahminde bulunacağım artık yani bunu, ne olursa olsun. Ünlü, şarkıcı. Hı. Ya bir saçını sor, bacağını, baldırını sor. Ha. Yani sorunuz da yok. Tamam, ben Jennifer Lopez miyim? Hayır. Lady Gaga mıyım? Hayır. Son hakkım artık, çarçur oluyorum. Soru sor. Bak. Soru. Ama soru süren bitti. Yani bir ipucum varsa alırım. Yoksa da canın sağ olsun. Shit miyim? Britney Spears mı? Ama senin benim de bir aklı patça kadın. Aşkım orada da akıl oyunları yaptım. Hay sana Allah. Kim benzeyebilir Melikşah? Ay çok acı bir tesadüf gelmiş o zaman sen sorularını sormaya baş. Çok çok fena hay Allah. Bana kimse benzemez bu arada çok gerçekten, teşekkür ederim. Gerçekten sen özelsin. Hazır olduğunda süreni başlatalım sorularını evet, sor. Kadın mıyım? Hayır. Erkek evet. Bu kadar düşünemezsin. Pardon ben unuttum ismi de geldi aklıma. Ha erkek. Hı-hı. Oyuncu mu? Hayır. Yani oyunculuk yaptı ama onu da bilmiyorum. Şarkıcı. Hı-hı. Yabancı. Evet. Yabancı. Amerikalı mı? Evet. Erkek miydi? Evet. Sarışın mı? Yani evet. Yani kumral gibi. Açık ten yani. Dans ediyor mu? Evet. Bir grubun üyesi oldu mu? Evet. Justin Timberlake. Evet. Helal olsun. Helal olsun gerçekten. Ay. Allah'ım bak okumanın faydaları hep başından. Gerçekten öyle. Çeviriyoruz. Evet son diyorum. Turumuza geldik. Bitiyor mu? Evet son tur. Yani 2-2'yiz şu anda. Bakalım kazanan kazanacak. Bu neydi ben İnsanlar bakıyor muydum buna bakmıyor hayır, muydum? Hayır gösteriyor. 3-3 olalım da bir tur daha oynayalım. Çok eğleniyorum. Biliyor musunuz? Ben şimdi aklımda tutamıyorum. Peki. Çok çok hoş. Kim geldi? Bilmiyorum. Seninkilerini ben çeviriyorum. Ay Allah çok çok sinirim bozuldu. Tabii çek buyurun. Ah çok teşekkür ederim. Ha, ben bakabiliyorum. Of çok ne kadar ilginç bir tur şimdiden. Sizinle başlayacağız efendim. Hazır olduğunuzda okuduğunuz kitapların ışığında sorularınızı sorabilirsiniz. Ha ben soruyorum. Evet. Aklın karıştı. Seninki çok değişik bir şey. Seninkisi de hiç yani alışılageldik değil inan. Tamam. Kadın mıyım? Hayır. Erkek. Evet. Sanatçı. Hayır. Ha. O zaman de doktor. Yok. Doktor mu? Ay ne bileyim ben. Aklıma şey geldi. Ne? Ferhat Bey. Lahmacunu her gün yiyebilirsiniz diye yani teyze geldi. Değil mi asla? Tamam. Ay. Bir dakika erkek. Mesleğine odaklanma derim. Erkek her mesleği yapmak isteyen biri belli neredeyse. Ki. Evet okey. Onu anladım. Okullu mu? Okullu. Yani evet belli bir düzeyi var bildiğim kadarıyla okullu. Belli bir düzeyden kasıt. Yani üniversiteyi. Anaokulu mu? Hayır. Üniversitede bir noktada okulu bıraktığını biliyorum. Aa okulu bıraktı. Meşhur olmak için bıraktı tevekkülü. Belki de bilemem. Okey. Şarkıcı değil, oyuncu değil. Oyuncu değil. Değil. Gıybet sever mi? Sever. Aa magazinci mi? Ya neredeyse. Değil. Değil. Magazin seviyor. Süre doğmuş. Magazin böyle guilty pleasure gibi. Ya yani böyle gizli zevki magazin. Benim bildiğim kadarıyla yani. Arto. Hayır. Çok acı bir tahmin ama bu. Erkek. Yani ipucu benim sinemayla da ilgili Arto bir tip diyeyim bari artık. Arto ben ikinci üniversitemi okurken karşı sınıfımda okuyordum. O 50 yaşındaydı ben 30. Tam yaşını soruyorum. O olamaz doğru. Aa. Ya böyle sinemayla iç içe bir tip. Seni tanıdığım biri. Melikşah. Evet. Ay. Ay. Çok korkunç. Sensin arkadaş. Evet, biliyorum. Kalsın. Of çok acı ya. Böyle bir şey sorulur mu arkadaşlar? Ne kadar gerildim. Çok
ben, bana da Enis Sarıkan çıkmadı ya. Yoksa ne şey çıktı. Bilmiyorum bana kim çıktığını. Bir şey söyleyeyim mi? Ben üçlü etki kullanıyorum. Bu arada aklımda bulunsun eğer beni sorarsa. Of, çok çok gerildim ve terledim. Özür dilerim, ben de hakaretim olduysa. Yok canım, estağfurullah. Artuğ'un nesi hakaret? Okumadığın da belli oldu. Evet. Gerçekten. Evet, ben başlayayım. Aynen, buyurun. Hazır olduğunuzda başlayın. Kadın mı? Ne? Ben mi soruyordum? Hayır, ben soruyorum. Ne oluyor arkadaşlar? Ay çocuklar, zihnime bir şey oldu ha. Evet. Hazırım. kadın mıyım? Hayır. Genç biri miyim yani? 30'larımda mıyım? Çünkü hayır. 30'lar bana hayır. Göre gençtir. Hayır. Hayır. Şarkıcı mıyım? Evet. Peki, ben böyle 90'lar evet. Şarkılarım çıktı. Peki, spor yapan biri miyim? Uçar o genelde, uçuyor. Uçuyor. Uzaya doğru mu uçuyorum? Ha, bilemezsin. Hı-hı. Peki, uçan biri mi ya? Yani spor yapıyor mu bilmiyorum. Uçtuğu biliniyor ama spor yapıyor. Uçtuğu biliniyor, anladım. Benim kendime ait bir show programım hiç oldu mu? Oldu. Oldu. Benim bu programıma böyle sürekli mesela şarkıcı dostlarım mı katıldı? Yani herkes katıldı. Herkes katıldı. Peki arabesk mi yapıyorum? Hayır. Fantezi, pop. Hı-hı. Yani yarı insan, yarı hayvan. Ne? Daha tanrıları düşün. Ha. Mitolojiye git. Zeus falan, Afrodit, Poseidon. Okey, bilgim varmış. Şimdi daha Türkiye'ye daha... Biraz daha süre verin. Günah, üzülüyor insan benim için. Ya, böyle acıyarak beni yenemezsin. bir dakika. Ben böyle özel bir tipim belli ki. Uçma özelliğim var, öyle mi? Yani arada uçuyor belli ki. Anne bileyim canım. Sıkıldığında uçuyordur. Ben Sabri Bey miyim bu Esra'cı? Ay o dönen adam mı? Evet. Hayır, yok. Allah Allah. Ay çok sinirim bozuldu. Aslında senin de arkadaşın. Aa, arkadaşın. Benim uçan bir arkadaşım var, ne kadar havalı. Aa. Ay o kanat çırptı mıydı? Tüm Türkiye çırpardı. Ha. Aa, bayılırım. Kuşum Bey. Ay bayılırım. Müthiş. Aa, çok tatlı. Ay çok iyi. Evet, Kuşum Bey gerçekten. Kuşum Aydın'a selam olsun. Selamlar, sevgiler gerçekten. Ay evet, doğru programı var, her şey var. Bütün soruların cevapları doğru. Helal olsun. Şimdi 3-3 olduk. Ben bunu böyle bitsin istemem. Sıfır yardımı son tur oynayalım. Gerçek hırslılar için ekstra turumuzdayız şu an. Ve buyurun çevirin. Son isimleri alalım. Sonsuza kadar oynayabilirim seninle bu oyunu. Ben de öyle. Sabaha kadar oynuyorum. Evet. Delice döndü. Tam çevir. Kameraya tut şimdi. Evet. Haydi bakalım. Başlayayım istiyorsan. Hadi. Ben erkek miyim? Sen kim? Ha. Hayır. Türkiye'de miyim? Hayır. Bilemez. Hayat bu mu? Yani mesela Amerika'da doğmamışımdır herhalde. Doğdum. Doğdum. Peki şarkıcı mıyım ben? Evet. Evet. Oyuncu muyum? Oyunculuk da yaptım galiba. Yapmıştır. 40'larımda mıyım şu an ben? Ya da 30'ların sonlarında. Sarışın mıyım? Evet. Böyle çok mu aşırı sarışın mıyım? Evet. Bayağı hoşum bence. Şöyle falan mıyım? Şöyle miyim? Hoşluktan anladın sadece bu. Havalı mıyım yani? Havalı bir tip miyim? Ha. Yok, sana bir şey anlatmadım. Pardon. Evet, havalı. Reklam anlaşmaları falan yapan evet. Biri miyim bayağı? Şarkıcılık kariyerim inanılmaz parlak değil ama galiba. Bana kime göre, neye göre? Aynen öyle. Aynen öyle. Bana göre çok parlak. Peki benim böyle bir sosyal medya starım mıyım ben? Şuram doldu. Hadi buna cevap ver be. Ne? Evet. Evet, peki. Kim Kardashian mıyım? Hayır. Paris Hilton mıyım? Evet. Oh. Ben takmış durumdayım Paris Hilton'a böyle ilk turdan beri. İnanılmaz, başından evet. Beri Paris Hilton diyor. Oh. Arkadaşlar bu arada Instagram'a gelince görürsünüz Paris Hilton Türkiye'den bir tek beni takip ediyor. Çünkü, hala öyle mi oldular? Beni asla unfollow etmedi. Helal canım, olsun. Çok değerli bir sanatçı. Siz ne vefalı bir kadınmışsınız. Valla öyle. Bu arada şarkıları vardır. Ben çok severim. Dinlemeyenler olabilir. Lütfen YouTube'u açıp dinleyin.
değerli eşsiz eserleri vardır kendisinin. Gerçekten eşsiz olduğuna katılıyorum. Ben bu arada iki yan odamda kalıyordu arkadaşlar. O kadar heyecanlandım ki Paris'i göreceğim diye. Yani kimseye yapmayacağım jesti Paris'i yaptım ve odasına gittim. Beni odaya aldılar. Dediler ki tamam Paris Hanım sizle tanışacak. Bir kenara oturttular. Ben Paris'e bakıyorum. Paris aynalara bakıyor. Kıyafetlerine bakıyor. Bana sinir gelmeye başladı. Bilir. Ne zaman dönüp de Paris Bey falan... Aynı odadayız ha. Yan yanayız. Paris dönüp de bu uşak kim demiyor. Bana sinir... Dedim ki uyarır mısınız hanımefendiyi? Yarım saattir bekliyorum dedim. Sonra fotolar çektirdik. Sonra görmüşsün senin Instagram'ını. Sonra baktı. Falan. Ben de çok meşhurum. Hani dünya starıyım. Beni takip ediyor. Burada senin takipçi sayın onlar çoktur. Onlar satın alıyor tabii. Tabii. Şey. Aynen öyle. Bak onun hep like'ları kapalıdır şimdi dedikodu yapmıyor. Ha öyle mi? Like'ı az benim. Aynen. Ve de şey her şeyi video gibi koyar hani izlenmeden yürüsün. Ha. Ama o da onun ayıbı. İnanılmaz arkadaşlar. Enis Arıkan'la istatistik takvimi tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten bu tiyoların bir kenara not alın. Senin sorularına geliyoruz. Kim olduğunu bulacağız. Senin kim olduğunu yani. Ha onu ne yapacak mı? Hayır, şimdi ben sordum. Zaman yani. Su gibi geçiyor. Evet. Hazır olduğunda başlayabilirsin. Evet. Buyur, soru soracağım. Neler oluyor çocuk? Büyülenmiş gibi. İnanılmaz. Yani. Paris Hilton'un ahı kalmış gibi. Hazır olduğunda sorabilirsin. Kadın mıyım? Evet. Amerikalı mıyım? Evet. Şarkıcı, kadın. Hayır, şarkıcı oyuncu. Değilsin. Oyuncu. Oyuncu. Çok meşhur mu? Çok meşhur. Son dönemde filmi var mı? Yani var. Evet ama böyle hani bir dönemi gibi değil yani hani. Anladım parlak bir dönemi değil. Değil. Saçları kızıl mı? Yok değil. Okey Nicole değil. Esmer mi? Esmer. Yani ten rengi. Siyahi mi? Hayır değil. Okey. Bu arada esmer değil mi? Yani saçları hep koyu renkli benim bildiğim. Aa ne sorulur ya evli mi? Şu an değil. Barcelona'da film çekti mi? yani Penelope Cruz değil. Çünkü hatırlamıyorum çekti mi. Belki de ben başka bir starın adını doğru, verecektim. Doğru, çekti. İşte şimdi mahvoldum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen tek tanıdığım ünlü de Penelope'ydi. Tamam başka... Ay sanatçı, Hollywood filmleri var mı? Evet, çok ünlü bir Hollywood yıldızı. Çok, çok ünlü. Hay Allah. Allah kahretsin. Bak çok ünlü, çok ünlü bir evliliği vardı. Angelina Jolie. Evet. Helal olsun sana be adam. Red Opson. Vallahi insanla yarışmak bir zevkti. Bitti mi bitti ya? Bitti maalesef. Çünkü yani bu sonsuza kadar beraber kalacağız gibi bir şey olmaya başladı. Ama sen daha iyi bir performans sergiledin. Şimdi diğerleri nasıldı diğer sanatçılar? Hiç 4'te 4 yapan ilk kez sen oldun. Gerçekten. Evet. Çok okumak işte. İnşallah en çok izlenen ben olurum. O yüzden seni aldık. Daha ne yapalım ya? Teşekkür ederim. Bütün bu arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Dediğim gibi en çok bizi izleyin. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim Enis'e geldiği için gerçekten yüzüne değdiğim. Vallahi çok sağ ol. Gerçekten de şey oldu. Bir 10 yıl öncesine döndüğüm gibi hissettim. Gerçekten sanki öyle. Evimizdeyiz gibi bir hal geldi. Hafif zekamız geriledi, yer yer geri geldi. Özel anlar yaşandı diyelim. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bay bay. Çok başarılıydık. 90'la ünlü seç bölümlerimizin sonuna geldik. 5 bölüm olarak planlamıştık bu yayınları. İnşallah eğlenmişsinizdir bu 5 video boyunca. 5'ini de izlemediyseniz geriye dönüp diğer bölümleri de izleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz buraya kadar bizimle vakit geçiren herkese. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere.